Kuzen, kuzen bu ne? Durdu şunları. Kız durdu. Yedi ablacığım. Dur, 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 Sarsın, kese sen de mi? Dur, bak. Yapma, öldürürüm seni. Ha, şimdi beni iyi dinle. Abinin mürüvveti için bize bir gelin adayı gerekiyor. Evet. Ha, diyelim ki Reyhan olmuyor. Bu durumda Binnazgül, Şebnem, Serap, Sahire, Özlem'den oluşan Mavi Eş Adayları Birliği, Gülseren, Fadigül, Şirret, Sevtap, Sevigen, Aydagül'den oluşan Kırmızı Gelin Adayları İttifakı ile birleşip nikah memurunun karşısına çıkacak. Abin dört bir yandan böyle kıskaç gibi kuşatılmış olacak. Ve elbette ki teslim olup evlenmekten başka çaresi kalmayacak. Bu planıma ne diyorsun? Anne, senin gidişatını hiç iyi görmüyorum. Çok konuşma bakayım. Ben gayet iyi görüyorum. Fevkalade bir stratejiyle zafer bizim olacaktır. Marş marş, ileri! Alçak ruh! Gelip mezarını koşup koşup ıslatmazsam bana da nasar demesinler. Ama ne yapayım, sen de uyanmıyorsun. Ya belki ben uyumayı seviyorum. Belki ben ayıyım. Belki benim olayım bu. Şu fani dünyada uyuma özgürlüğüm de mi yok? Tamam, tamam kocacığım. O zaman dur bakalım, senin gönlünü alıp istediğin bir şey yapayım. Benden ne dilersen. Dile benden ne dilersen ha? Dur bakayım, dur düşüneyim. Ha buldum. Bana Claudia Schiffer'ı getir. Demek benden Claudia Schiffer'ı istiyorsun ha? Gelsin buraya, istiyorum onu. Claudia Schiffer ha? Gelsin, evet. Görürsün sen şimdi. Al sana Claudia Schiffer. Ruslar, Ruslar alçak ruhu. Çok düzeltiyorum sana. Çok, beni bu halde bırakma. Ruslar düzelt beni. Ruslar düzelt beni. Oğlum, bırak şimdi Seda Sayın ayaklarını, düzelt. Ruslar. Birazdır. Ruslar beni düzelt. Ruslar. Isırın bir tarafını, ısırın. Hırt diye bir daha al. Yarısı bende kalır. Ruslar düzelt. Abin artı gelin adayı artı kırmızı yazıyla mürüvvet. Yok, 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 yok. Yok canım, sen haklısın. Ay, ben iyice saçmalıyorum artık galiba. Anne, abimi evlendirmek için özendirmeye ne dersin? Nasıl yani? Nasıl özendireceğiz? Önce ben evleneceğim. Böylece abim de bana bakıp özenerek sonra da o evlenecek. Nasıl? Yok canım. Seni uyanık seni. Abisini özendirecekmiş. Aşk evliliği, bantık evliliğinden sonra şimdi bir de özendirme evliliği mi icat ediliyor? Ha? Of of. Bir daha dünyaya gelirsem kesinlikle ikinci çocuk olarak dünyaya gelmeyeceğim. Ne vardı sanki abimden sonra dünyaya gelecek? Flash, 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 flash. Büyük, çok büyük. Olimpiyat oyunları yapabilecek kadar büyüklükteki Flash Haber Merkezi tarafından hazırlanan Flash Haber'i sunuyorum sayın seyirciler. Gene flash bir haber oldu herhalde. Dur bakalım neymiş. Sayın seyirciler, az önce burada böyle otururken aldığım bir habere göre töreler yine bir can almış efendim. Beşik kertmesiyle evlenmek istemeyen Karayağız bir köy delikanlısı kertilen kızın abileri tarafından acımasızca öldürülmüş efendim. Vah vah vah. Gitmiş çocuk. Sayın seyirciler, bir haberci olarak yetkililerden ricam olacak. Sevgili yetkililer, bu beşik kertmesi cinayetlerinin bir an önce son bulabilmesi için beşik imalatına acele olarak son verilmesini istiyorum. Bebeklerimiz karyolada veya ranzada yatmalı. Ancak insanlar bu sefer de karyola kertmesi veya ranza kertmesi yaparlarsa ben artık buna pes derim. Başka da bir şey demem sevgili seyirciler. Bay bay sayın seyirciler. Ay, içim karardı. Benimse tam tersine içim aydınlandı. Aman tanrım, annem sadist oldu. Kes kes kes, saçmalamayı kes. Beni dinle. Şimdi abine bir beşik kertmen vardı diye yalan atacağız. Eğer evlenmezsen çok kötü olur diyeceğiz. E abin de böylece mecburen evlenecek. Ha, nasıl, ne dersin ha? İyi de bir kere biz şehirliyiz. Beşik kertmesi köylü adetidir. İkincisi de durduk da şimdi mi aklımıza geldi? Abim hayatta yemez bu numarayı. Doğru, haklısın. Buldum, buldum. Ay, öyle bön bön bakma suratıma. Çok iyi tiyatrocu olan bir arkadaşım var ya hani. Tiyatrocu Aysel teyze mi? Heh, ta kendisi. E peki ne yapacaksın Aysel teyzeyi? Şimdi bak, Aysel Masar'ın annesi olacak. Ne? Sen şimdi benim oğlumun annesi olacaksın Aysel'ciğim. Nasıl olacak bu? İnanır mı böyle bir şey?
Ama merak etme, onu inandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hatta gerekirse ana haber bültenine çıkacaksın ve bunu orada da söyleyeceksin. Bak bu fena fikir değil. O zaman inanır işte. Zaten senin üstün rol yeteneğine inanmayacak adamın alnını karışlarım ben Aysel'cim. Sağ ol canım. Ben sizin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de oynadığınız somurtkan cüce rolünü hala unutamıyorum Aysel teyzeciğim. Aa, evet. Evet, o rolü iyi yapabilmek için tam 3 ay somurtkan cücelerle birlikte yaşadım. Ya. Bana Ruslan, çabuk beni eski halime döndür. Yoksa kendime bir play gör bulur, onunla evlenirim haberin olsun. Çok güzel bir güzel, güzel, güzel. Bana ne be? Git Claude Schiff'e düzelsin seni. Abi senin Claude Schiff'e... Şimdi gidip kapıyı böyle açacağım. Ve herkese beni bu hale senin getirdiğini söyleyeceğim. Hadi bakalım. Çok korktum. Bu kıyamı da unutma. Oh be! Tamam mı canım? Tamam be, tamam, tamam. Aman senle mi uğraşacağım ya? Şahsam bozuyor. Ne haber kanka? Ne olsun be kanka? Manyak bir hayaletle uğraşıp duruyorum. Ne? Manyak hayalet mi? Manyak hayalet, ben öyle mi dedim? He. Ben öyle dememişimdir. Başka bir şey demişimdir, sen öyle anlamışsındır. Evet, herhalde. Öyle anlamışsın. Evet, evet. Ben bu vantuz elektrikli süpürgeleriyle ilgili bir takım şeyler hazırladım da. Ha, oku bakalım. Onları... Ha? Yok, boynum tutuk, boynum. Sen devam. Şimdi... Evet. Vantuz elektrikli süpürgeleri bütün pisliklerinizi anında emer, sömürür, yalar, yutar. Bu ne lan? Hedef kitlemi sapıklar mı oğlum? Değiştirme, değiştir. Başka bir şey hazırla manyak. O zaman ben bir şeyler daha hazırlayayım da tamam. Sonra bakarız. Ben giderken tamam. Seni uğrar alırım, ben götürürüm. Tamam, tamam. Tamam. Hadi git, hadi git. Hadi görüşürüz canım. Hadi. Hadi kolay gelsin. Tamam. Hadi güle güle, güle güle. Müfit kafayı yemiş ha. Beyaz kadın reklamı hazırlar gibi beyaz eşya reklamı hazırlamış. Nasıl yani, böyle mi? Mazhar, aşkım benim. Senin için her yeri temizlerim hayatım. Yavrum benim. Yavrum benim, yavrum benim. Hadi aman 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 ne komik, hadi hadi hadi. Hadi. Aysel'cim, nasıl oldun? Hazırlandın mı? Geldim canım, geldim. Beğendiniz mi? Nasıl vallahi olmuş? Yani pes, vallahi pes. Bravo Aysel teyze, tam bir köylü kadın olmuşsun. Yani vallahi tebrikler Aysel'cim. Artık benim adım Aysel değil, Bağdagül oldu. Üstelik konuşmam da değişti bakın. Hele kurban. Gidem de oğlum mazharımı bulan ben. He? Ne diyorsun? vallahi bravo. Bravo. İşte gerçek sanatçı dediğin böyle olur. O halde Aysel teyze, ay yani Bağdagül teyze hemen televizyoncu Reha Bey'e gidip ondan oğlu mazharı bulması için yardım istesin. Şimdi siz bana bebeklik fotoğraflarından bir tane verin mazharı. Aa tabii ya. Hazırlamıştım buraya bak, az kalsın unutuyordum. Hay Allah, dur bakayım. Şurada olacaktı. Ha. Yok bu olmaz bu. Hah bak ben sana Mazhar'ın bu fotoğrafını vereyim. Bundan onda da var. Bu yüzden hemen tanır. Ben bakarım. Sen hiç merak etme Menkibeciğim. Bu iş aynı zamanda benim sanat kariyerimin doruk noktası olacak. Ay vallahi öyle, vallahi öyle. Merhabalar, ben geldim. Buradan geçiyordum da acaba beni Mazhar Bey'le evlendirecek misiniz diye merak edip sormaya geldim. Yok kızım, bu aralar hiç düşünmüyorum. Bu teyze kim? Yoksa evinize bir şark köşesi yapıp bu teyzeyi oraya mı koyacaksınız ha? Saçmalama Reyhan. Yok kızım, bu hanımın adı Bağdagül'dür ve de Mazhar'ımın gerçek annesidir. Ya. Yoksa siz kalpazanların yaptığı sahte bir anne misiniz? Mazhar'ın anası benim kızım. O benim esas çocuğumdur. Ya! Biliyor musunuz Bağdagül Hanım teyze? Ben zaten bu kadının Mazhar Bey'in annesi olduğunda hep şüphe etmeye başlamıştım. Mazhar Bey'le beni bir türlü evlendiremedi gitti. Reyhan, susar mısın sen? Artık siz beni oğlunuz Mazhar'la evlendirirsiniz değil mi? Size çok fena halde kanım ısınmaya başladı çünkü. Size anne diyebilir miyim anneciğim? İyi, hoş. Dirsen, dirsen yavrum da oğlum Mazhar başka bir kızla beşik görmesidir. Yavrum onunla evlenecektir. Ne? Olamaz! Olamaz Allah'ım! Ben niçin Mazhar Bey'le kertilemiyorum ha? Niçin
olur Reyhan. Hayır! Olmayacağım işte. Sakin sakin olmayacağım. Aslan Bey'le evlenebiliyor muyum? He? Evlenebiliyor muyum? Patla evi, kuş belli. Ay kim bu kızcağız? Hafif üşütük galiba. Ama sen onu boş ver canım. Sırılsıklam salak bir kız işte. Neyse hadi biz de çıkalım da sen televizyoncu Reha'ya giderken biz de Masar'a gidelim hadi. Hadi gidelim. Yoo gidelim de Masar'ımı evlendirelim. Ay, ay vallahi yani eşkıya filmi gibi kadın oldum. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş.